Şakacı biri misiniz? Çok değilim. Sever misiniz şaka yapmayı, şakalaşmayı? Ya bana severim, normal. Sevdiklerime yapmayı severim. Siz? Hayır değilim. Hoşlanmıyor musunuz şakadan? Yok, hoşlanırım. Eve gidiyorduk, bayağı yorgunduk yani, annem uyuma derecesindeydi. Ben de gittim, kapıda normalde anahtar, ben anahtarı unuttum dedim. Annem tabii sinirlendi ilk önce, nasıl falan diye anneanneme kadar geri döndü. Döndün. Döndü, sonra işte geri döndü. Gamze'nin anneannemde anahtar yokmuş dedi. Ben dedim ki halamdadır o zaman dedim. Halama gitti, sonra geri geldi. Sonra ben tabii geldiği zaman evin içindeydim ve televizyon izliyordum. Büyük bir kavga çıktı o zaman evde. Evet, sinirlendi bayağı. Peki, teşekkür ederim. En son kime ne şaka yaptınız? En son kime ne şaka yaptım? Kızıma yapmış olabilirim. Eşime de yapmış olabilirim. Şu an ne düşünüyorum. Ne yaptım? O bana anahtar şakasını yaptıktan bir süre sonra ben ona yaptım aynı şakayı. Ne yaptınız? İşte anahtar bende durmaya başladı. Çünkü bir süre kızdıktan sonra. Ondan sonra anahtar bende kaldı. Sonra evden çıktık. Gamze dedim anahtar yok. Evde unuttum anahtarı dedim. Anne gerçekten mi dedi? Evet dedim. Anahtar evde kaldı dedi. Yok, camdan girmedi de. İşte öyle yani. O da bir korktu gerçekten mi dedi. Ama ben çok kıyamadım. Biraz yürüdükten sonra yok kızım tamam anahtar bende. Sen bana bir daha bu şakayı yapma diye. Ben önceki de anlat benim babamın muhabbetine tamam. Girmiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. BS yaptım. Ne yaptın? Anlatır mısın bize? Mesela ya bir sürü şaka yaptım ama neyse. Onu korkuttum yani. Nasıl şaka korkuttun? Ederken. Nasıl yaptın? Bize anlatır mısın daha bir açık şekilde? Yani saklandım, onu korkuttum ve... Şakacı biri misiniz? Hayır. Şakayı sever misiniz? Evet. En son kime şaka yaptınız? Anneme. Ne yaptınız? Odada korkuttum. Çığlık mı attın bir anda? Evet. Peki, teşekkür ederim. En son kime ne şaka yaptın? Anneme yaptım. Ne yaptın? Anahtar yok şakası yaptım. Ben Beste'ye şaka yaptım. O evdeyken şey yapmıştı, odasına girmişti. Odasına bir anda girdim, korktu o da. Peki, teşekkür yani. Ediyorum. Çok sağ ol. Şaklarıma bir de öğretmenim var. Şöyle bir şaka yaptım. Pamuk ne renk dedim, onlar beyaz dedi. Peki kar ne renk dedim, onlar beyaz dedi. Peki inek ne içer dedi, süt dediler, esasında su içer. Evet. Böyle bir şaka. En son kime ne şaka yaptın? En son Elif Sude'ye şaka yaptım. Ne yaptın? Telefonum köprüye çıkarken düştü dedim. O da çok inandı. O gün de 1 Nisan'dı. Sonra şaka olduğunu söyledi. Peki. En son kime ne şaka yaptınız? Bugün kızıma yaptım. Ne yaptınız? İlk defa oy kullandı o. Yanlışlıkla dedim ki ben evet oy kullandım. Halbuki hayır kullandım ben. O da baba yapma dedi. İnandı. Bir yarım saat sonra attığım oyun resmini çekmiştim. Orada ona gösterdim artık. Barıştık. Küsüyorduk az da. Onun da ilk defa oy kullanıyor çünkü 18 yaşında. İlk oyuydu bu. Heyecanlandı yani o yüzden de. Evet. Mutlu ettik onu tekrar. Gönlünü aldı. Ben teşekkür ederim. Çok... En son ne şaka yaptın? Ben seni full korkuttum. Anlatır mısın bize biraz yaptığın şakayı? Şakada ablam bir yere giderken başka bir yere saklanıp onu korkuttum. Sen hiç yaptın mı kardeşine? Yani taliyle kızdım. Şakacı biri misin? Hayır değilim. Ben de hiç şaka yaptınız mı? Yaptığımız oluyor da öyle çok boşunuyor. Evet. Sude kızım belki anlatır. Var mı yaptığım şaka? Yok ya, yapmam öyle çok. Peki size şaka yapıyorlar mı? Evet. Sude yapar. Ne yapıyor mesela? Sude neler neler yapıyor. Mesela. Mesela. Anlatın. Kimin IQ'su daha yüksek, kimin şakası daha yüksek görelim. Aa. Hayır ya. Gelmiyor aklıma, vallahi gelmiyor. Anneme. Bilmiyorum, gelmiyor bana. Yani şu an öyle bir hal dedim. En son evet. Bugün bugün arkadaşıma gitmiştim. Orada süslenek püslenek. Arkadaşım dedi ki bana, Ceylin'in doğum gününe gidiyoruz dedi. Bir tanımadığım kişi. Hiç yokmuş aslında. Benim doğum günümdü o zaman. Sonra
Oradan çekidimi alacaktık. Annemin yanına gittik. Sepet salabilirdi annem çekirdeği ama biz yukarı çıktık nedense. Işıklar kapalıymış. Bir girdik. Doğum gün kutlu olsun diye ilk doğduğunu yapmış yani. Öyle. Evet. Bunu mu yaptın? Hayır, sen neredesin? Ben Tokatlıyım aslında. Tokatlısın. Bu Türkiye'nin her yerinde bir kilise var mı? Vardır. Vardır değil, var. Var. Kilisenin şanını silmek için papaz çıkıyor, şanını siliyor. Alkolikler de meyhaneye gidiyor. Evet. Bakıyorlar papaza, boyuna çan siliyor. Ya ne yapıyorsun sen diyorlar. Ya diyorlar, çan siliyor. Bir tane karga geliyormuş, boyuna o çanı kirletiyormuş. Evet. Şimdi o alkolikler de ona diyorlar ki, ya bunun kolayı var. Karga peyniri sever. Rakıyı da susuz koyarsan yanına. Peyniri yer. Susayınca da rakıyı su zanneder. İçer. Orada yatar kalır. Sen de onu yakalarsın. Doğru mu? Doğru. Doğru. Papaz aynısını yapıyor. Bizim Türklerden duyduğu kelimenin aynısını yapıyor. Geri dönüşe bir bakıyorlar, papaz kargayı yakalamış. Kargaya diyor ki, ulan diyor, sen diyor Müslüman olmazsın, o hani Müslüman olsaydın rakı içmezdin, Hristiyan olsaydın çana kirletmezdin, sen diyor kesinlikle tokatlısın. En son yine arkadaşıma yapmışımdır ne yani. Yaptınız? Yani ne yapmıştık? Valla şimdi çok hatırlayamadım. Yani bayağı muzip bir tipiz biz genelde. Bu tip şakalar yapıyoruz ama hani çok net, çok net. Anlatsanız. Aklınıza gelmiyor mu? Yani şu an için gelmedi ya. Bir an. Gelmedi. Pek değil. Peki şaka yapar mısın? Onu da pek yapmıyorum. Ayrılık konuşması yapıyoruz. O zaman biraz ortamı yumuşatalım. Şakayı sever misiniz? Yani severim. En son kime şaka yaptınız? En son yanımdaki şahısa şaka yapmıştım. Ne yaptınız mesela? 1 Nisan'da ayrılık şakası yapmıştım. Şimdi gerçek oldu. Siz? Ben hatırlamıyorum. Ben daha çok şakacıyım. Ben yaparım da eşim benim şakamı kaldırmıyor. Ama diyor ki benim şakamı sen kaldır. Niye ben onunkini kaldırayım da o benimkini kaldırmasın? Ben 20 Nisan sabahında 50 lira işledim. Cüzdanları bana para verdi ve 50 lirayı Nisan 1 yaptım. 1 Nisan. 1 Nisan yaptım şakasını. 1 Nisan şakası yaptım. Öyle şaka. Öyle şaka. O tarz şaka. Öyle şakalar. Evet, öyle şakalar. Başka bazen şaka kavgaya gidiyor şakalar. Tabii mesela ben biraz el şakasını severim. Bunu da ben eşim diyorum, sevmez el şakasını. Şakası yapmadım çünkü elleri çok ağır. Yapma. Ya yani benim elimin ağırlığından ne olacak? Şaka yaparım el şakası. El şakasının şeyi geçer. Şakası ama dil şakasının ki geçmez. O kalbi yaralar. Bak tamam, diyorum benimki geçer ama seninki biraz ağır oluyor. Yani genelde şakacı bir aileyiz yavrum biz. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür. Hiç ayrılmak istemem ondan. İnsan ayrılabilir mi hiç böyle sevdiği yerden? Sevgililer geçer birer birer kordondan. Eksik etmemiş Tanrım hiçbir şey bu güzel bir yerden. Güzel görmek istersen yürü kordon boyundan. Manzara görmek istersen seyre kordon varyanttan. Yerlisiyle, yabancısıyla herkesi beni bekledir ünü. Ne güzeldir tarihi camisi ve koca çınarıyla süslü şişler önü. Bilmem ki ne demeli konak meydanındaki engin güzelliğe. Fıskeleriyle süslü, mermerden yapılı İzmir'in sembolü Şahat Kılıçı'na. Gitmek ister insan karşıdaki küçük kinli camiye. Dualar gönderir ruhuna ilk kuruşu atan gazeteci taşına. Götürmeyin beni İzmir'den, hiçbir yere gidemem. Ayrılamam konaktan, tarih kokan agoradan, kadife kaleden. Buralarda zaman zaman görmeden edemem. Bağışla beni Tanrım, ben İzmir'siz cennete de gidemem. İzmir hayranı bir insanın şöyle değişir benim şiirim. İsmail Akgün.